Apple birinci nesil HomePod'un ardından daha küçük bir versiyonu olan HomePod Mini duyurmuştu. Ardından takip eden aylarda ise HomePod'un üretimini yani orijinal HomePod'un üretimini durdurduğunu açıklamıştı. Ama işte görüyorsunuz masamda HomePod'un ikinci nesli var. Peki birinci nesle göre neler değişti? Çok uzun zamandır kullanıyorum ve keyifle kullanıyorum. Tüm deneyimlerimi şimdi sizlere aktaracağım. Ben Osman Furkan Şahin, Sihirli Elma ekranlarındasınız. şunu çıkartmak lazım. Apple HomePod'un üretimini durdurmuştu dedim ama birinci nesil HomePod'un üretimini durdurmuştu. Tabi bunun sebebi o dönemdeki pandemi sebebiyle azalan üretim kapasitesini daha yeni bir ürün olan HomePod Mini'ye yöneltmekti. Biliyorsunuz HomePod daha eski bir ürün olduğu için HomePod Mini üretmek hem insanlara daha cazip bir ürün sunmak hem de daha yeni bir ürün sunmak anlamında önemliydi. Bunu aradan çıkarttığımıza göre devam edelim. İlk bakışta yeni HomePod eski HomePod'la oldukça benzer. Sadece üzerindeki fabrik yapının tasarımı değişmiş. Bu değişen tasarımda yeni HomePod'u biraz daha ufak gösteriyor diyebilirim. Ama şunu söylemem lazım. Eski bir ile yeni on arasında boyut anlamında neredeyse hiç fark yok. Baktığınız zaman yine bir silindir formunda olduğunu söyleyebiliriz HomePod'un. 14 santimetrelik bir çapı var ve 17 santimetrelik bir yüksekliği var. Yeni HomePod ile birlikte değişen en önemli tasarım detaylarından bir tanesi yukarıdaki ekran. Yukarıda gördüğünüz gibi bir dokunmatik ekran var. Bu ekran üzerindeki ses açma ve kısma tuşları önceden ekranın içerisindeydi. Dolayısıyla sürekli olarak gözükmüyordu. Ama yeni nesille birlikte bunu sürekli olarak gözükecek hale getirmişler. Bu tabi tasarım anlamında bence birazcık kalitesini azaltmış. Yani o premium misini azaltmış. Çünkü burası normalde parlak piyano bilek bir vize olarak gözükse muhtemelen daha şık duracaktır diye tahmin ediyorum. Tabii yeni nesil HomePod'un tasarımı çok değişmemiş olsa da ses kalitesi anlamında ciddi değişiklikler var. Bunlardan zaten ilerleyen kısımda bahsedeceğiz ama hemen bir spoiler vereyim sizlere. Ses kalitesi gerçekten çok başarılı. Yani ikinci nesil HomePod'u ben çok beğendim. HomePod Mini ile kullanmıştım. Mini ile de kıyaslayacağım ama genel anlamda gerçekten çok iyi olduğunu söylemem lazım. Burada önemli bir detay daha var. Bu ürün henüz Türkiye'de satılmıyor. Yani Türkçe ses desteği yok ve Türkiye'de satılmıyor. Ama Amerika'dan satın istediğinizde 2018 yılında çıkmış olan HomePod'un birinci nesli 349 dolardan satılırken bu yeni ürün 300 dolardan satışa sunuldu. Yani Apple hem iyileştirmeler yapmayı hem de fiyatta 50 dolarlık bir kazanç sağlamayı başarmış. İlk nesle göre değişen tasarım detaylarından bahsetmiştim. Birincisi bu fabrik yapının üzerindeki baklava desenleri artık dikine demiştim. Bu tabii ki görsel anlamda daha fit durmasını sağlıyor ama bazı durumlarda da cihazın içerisinde yer alan hoparlörleri görebilmenize sebep oluyor. Aynı zamanda bu ekran üzerindeki ses açma ve kısma tuşlarının artık kalıcı olarak gözüktüğünden bahsetmiştim. Bunun da sebebi belki bulunduğu ortamlarda sesi acilen kısması açması gereken insanlar olduğunda bunu kolayca yapabilmesini sağlamaktır. Hani normalde dokunmasını ve oraya o görüntünün gelmesini beklemek yerine doğrudan o görüntüyü görerek ses açma ve kısmaya dokunabilir. Dokunmatik panelden bahsetmişken önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Apple burada kullandığı panelin boyutunu küçültmüş. Yani önceki nesle göre tepede yer alan panel biraz daha daralmış durumda. Ancak çerçeveleri inceltmiş. Dolayısıyla görüntüleme alanı genişlemiş durumda. Bu da özellikle Siri ile etkileşime geçtiğinizde Siri'nin o hareket eden bulutunu çok daha daha güzel gözükmesini sağlıyor. Tasarımla ilgili bahsedeceğim son detay ise kablosu, ürünün güç kablosu artık çıkartılabilir yapıda. Bu ne demek? Ürünü konumlandırdığınız yerde çok uzun bir kabloya ihtiyacınız yok. Çıkartın kısa bir kablo ile değiştirin. Ürünü konumlandırdığınız yerde çok uzun bir kabloya ihtiyacınız var. Çıkartın uzun bir kablo ile değiştirin. Bu güzel bir özellik. Apple'ın bütün ürünlerinde bunu sunabiliyor olması lazım, sunması lazım. Buradan Apple'a da seslenelim. Ey Apple ürünlerine çıkartılabilir güç kabloları sun. Öncekiyle benzer ama aynı olmayan bu gövde içerisinde yine öncekiyle benzer ama aynı olmayan bir donanım mevcut. Yüksek gezinimli bir woofer var. Tepede yer alıyor. Bu ve 20 milimetreye kadar bir gezinim imkanı. Yani 2 santimlik bir gezinme mesafesi var. Bu özellikle ufak boyuttaki bir woofer için iyi. Ama şöyle bir durum var. Bu konu internette biraz da eleştirildi aslında. Özellikle kullanmayan insanlar tarafından. HomePod'un birinci neslinde 7 tane Twitter varken yeni hoparörle birlikte Apple bu Twitter sayısını 5'e düşürdü. Bu noktada kamera arkasından bir uyarı geldi. Woofer ve Twitter'ın ne demek olduğunu bilmeyenler için hemen kısaca açıklayayım. Woofer düşük frekanslı yani bas sesleri veren hoparlörlere verilen isim. Twitter ise yüksek frekanslı yani tiz sesleri veren hoparlörlere verilen isim. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu terimleri kullandığımda burayı bilmenizde fayda var. Apple birinci nesil HomePod'da yaptığı ilginç yerleştirme tasarımını burada da devam ettiriyor. Woofer'lar genelde cihazların altına konumlandırılır ki hani bulunduğu yüzeyde daha fazla rezonans yapsın ve daha güçlüymüş gibi bir ses versin. Ama Apple onun yerine bası yani woofer'ı tepeye konumlandırıyor ve cihazın üzerindeki parlak yüzeye arkadan vuracak şekilde bir tasarıma gidiyor. Bu ses tabi buraya çarptığı zaman daha iyi bir şekilde dağılabiliyor. Özellikle HomePod'un 360 derece eşit ses veren bir durumu var ki bunu zaten ilerleyen kısımda daha detaylıca konuşacağız. Bunun temelinde de woofer'ın bu yapısı yatıyor. Aynı zamanda tabii ki her açıya bakacak şekilde Twitter'lar konumlandırıldığını da söylemem lazım. Bu da özellikle bulunduğu odanın içerisindeki sesi dinleyen ve o sese göre ses ayarlaması yapan bir hoparlör için oldukça önemli. Twitter sayısındaki azalma bazı insanlar için problem olsa da şunu söylemek lazım. Apple azalan Twitter sayısına rağmen tasarımsal iyileştirmeler yaparak sesin daha iyi çıkmasını sağlamış. Bu 5 tane yeni Twitter hem daha agresif açılara sahip hem de daha iyi yerleştirilmiş. Bu sayede de önceki nesilden daha iyi bir tiz performansı sunduğunu söylemem lazım. Aşağıda yer alan Twitter'lar ve yukarıda yer alan Woofer'lar arasında bazı bazı sensörler bulunuyor. Bu sensörlerin arasında mikrofonlar da var. Yani sesle iletişime geçmeniz için mikrofonlar da buraya konumlandırılmış. Bu mikrofonların haricinde bulunduğu odadaki nem miktarını ve sıcaklığı ölçebilen sensörler de var. Dolayısıyla evinizde örnek olarak söylüyorum kedinizin bulunduğu bir odada duruyorsa bu hoparlör o zaman o odanın sıcaklığını ve nem miktarını ölçebilirsiniz. Ya da salonunuzda bulunuyor ama gitmeden önce salonunuzun çok sıcak olduğunu fark ettiyseniz klimanızı uzaktan çalıştırabilirsiniz. Bu sensörler ortamı sıcaklık ve nemini ölçmenin haricinde şöyle bir şey de sahip. HomePod'u açtığınız mekanda HomePod önce bir ses taraması yapıyor. Ufak bir ses dalgası gönderiyor. Evet. Çok iyiydi bu ses ve o sesin kendisine dönüşüne göre ses performansını ayarlıyor ve bunu sürekli olarak yapmaya devam ediyor. İçerisindeki S7 çiple birlikte HomePod sürekli olarak çaldığı müziği ve geri dönüş aldığı sese göre sürekli olarak analiz ediyor ve sürekli olarak performansını düzeltiyor. Bu ufak düzeltmelerle birlikte de aslında HomePod gerçekten sürekli olarak kusursuz diyebileceğimiz başarılı bir ses ortaya koymayı başarıyor ve bu sayede de dinlediğiniz müziği bulunduğu konum ve ana göre sunabileceği en iyi ses kalitesine getirmeyi başarıyor. Tabi Apple bunu sağlamak için oldukça çalışmış. 10.000'den fazla parçayı binden farklı mekanda test etmişler ve bu sayede de bu analiz sistemini geliştirmişler. Şimdi bunu böyle üstün köre geçmek istemiyorum çünkü gerçekten yeni HomePod'un ses kalitesini ayarlama hızı oldukça etkileyici. Mekan fark etmek sizin götürdüğünüz mekanda hemen kendi sesini bir şekilde optimize etmeyi başarıyor. Bunu nasıl test ettin derseniz şöyle söyleyebilirim size. Biliyorsunuz biz açık bir ofiste çalışıyoruz. Açık ofis içerisinde konumlandırırken müzik esnasında alıyorum stüdyoya götürüyorum mesela ve stüdyoya girer girmez hemen o ortama uyum sağlamayı başarıyor. Tabii biz başaramamış olsak da başaramadık abi. Neyi başaramadın HomePod'un üzerindeki sensörleri şaşırtmanın yolu vardır yani bulunduğu mekana ve zamana göre belki ses optimizasyonunu sağlayamayabilir ama genel anlamda ses optimizasyonunu S7 çipin desteğiyle birlikte çok hızlı bir şekilde yaptığını söylemem lazım. Hani bir duvara yakın koyduğunuzda ona göre sesini ayarlıyor uzak koyduğunuzda sesini ona göre ayarlıyor ve tüm bunları çok hızlı bir şekilde işte saniyede artık kaç kere yapıyorsa çok hızlı bir şekilde yapıyor. Böylece de HomePod'un var olan donanımından en iyi ses performansınızı almanızı sağlıyor. Burada komut dinlemeyle ile ilgili sevdiğim bir özellikten bahsetmek istiyorum. Hey Siri dediğinizde HomePod tabi sizi daha iyi duyabilmek için müziğin sesini kısıyor. Ama müziğin sesini öyle bir kısıyor ki sanki böyle suyun altından dinliyor musunuz gibi ya da gittiğiniz kulüpte sevdiğiniz grubun müziğini böyle kulübün lavabosundan dinliyor musunuz gibi. Biraz boğuk, biraz yankılı bir ses efekti oluşturuyor. Böyle biraz retro olduğunu söylemem lazım. Apple bunu bilerek mi yapmıştır bilmiyorum. Ama bence gerçekten başarılı bir hissiyat sunmuş bu noktada. İkinci nesil HomePod Apple Music aracılığıyla Dolby Atmos parçalarını çalmak için gerekli olan uzamsal sesi destekliyor. Yani Spatial Audio'yu ikinci nesil HomePod'la birlikte kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Apple TV 4K'nız varsa iki adet HomePod'u Apple TV 4K'nıza tanıtabilir ve ses sistemi olarak kullanabilirsiniz. Bundan zaten birazdan detaylıca bahsediyor olacağım. Bunlardan özellikle bahsetmemin yani bir Spatial Audio'dan bir de Apple TV 4 k ile bağlantısından bahsetmemin sebebi ise şu HomePod'un herhangi bir fiziksel bağlantı yöntemi yok. HDMI ile bağlanamazsınız, optikle bağlanamazsınız veya standart stereo ile bağlanan Dolayısıyla bağlanabileceğiniz tek yöntem AirPlay 2. AirPlay 2'yi de sadece Apple ekosisteminde kullanabiliyorsunuz. HomePod'unuzda sesli komutla müzik çalmak istediğinizde sadece Apple müziği kullanabiliyor. Yani diğer müzikleri kullanmak için, diğer müzik platformlarını kullanmak için az önce bahsettiğim AirPlay bağlantısını mutlaka kullanmanız gerekiyor. iPad'inizden, Mac'inizden ya da iPhone'unuzdan müziği aktarıyor olmanız gerekiyor. Bu da HomePod müziği doğrudan Apple'ın sunucularından alıyor. Dolby Atmos yani kayıpsız 24 bit 48 kHz veya CD kalitesinde yani 16 bit 44.1 kHz olarak müziği beyninizi çalabiliyor. Tabii HomePod'un bir ev ünitesi olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla müzik çalmaktan başka faaliyetleri de var. Size gelen mesajları okuyabilir, size gelen çağrıları aktarabilir, alarm kurabilir ya da evinizdeki akıllı cihazları Apple ev uygulaması üzerinden yönetebilirsiniz. Aynı zamanda evde birden fazla HomePod varsa telsiz gibi kullanarak çocuklarınızın odasındaki HomePod'dan çocuklarınızı yemeye çağırabilirsiniz. Ses performansından bolca bahsettim aslında ama kısa bir cümleyle de toparlamak istiyorum. HomePod hem derin baslar söz konusu olduğunda hem de kaliteli tizler söz konusu olduğunda gayet başarılı ki HomePod bas kalitesi anlamında beni tatmin etmeyi başardı. Tabii ki boyutunun ufak olması yani hoparlörün boyutunun ufak olması bir noktada sınırlayıcı oluyor ama genel anlamda gerçekten boyutunun çok çok daha üzerinde bir ses kalitesi sunduğunu, çok çok daha üzerinde bir bas performansı sunduğunu sizlere söylemem lazım. Eğer Apple TV 4K'nız ikinci veya 3. nesil ise ARC çıkışı üzerinden bağladığınız televizyonunuzda gittiğiniz diğer içerikleri yani oynadığınız oyunları veya izlediğiniz normal televizyon akışında bu HomePod'lar üzerinden dinleyebilirsiniz. HomePod ikinci nesili tasarımsal anlamda çok ciddi bir yenilik getirmese de ses performansı anlamında ciddi geliştirmeler sunuyor. Tabii ki şunu söylemek lazım HomePod ülkemizde satılmadığı için bu sizin için bir vazgeçme noktası olabilir. Ancak Apple ekosistemine derinlemesine dalmamışsanız ve sadece müzik dinlemek için bir kablosuz hoparlör istiyorsanız HomePod'dan daha uygun fiyatta belki daha iyi tercihler bulabilirsiniz. Sizler de fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın.